Merhaba Kısa Dalga izleyenleri, bir podcast programıyla daha karşınızdayız. Konuğum Ankara gazetecisi Sedat Bozkurt. Sedat Bozkurt'la yine kulisleri konuşacağız ve onun çeşitli değerlendirmelerini alacağız. Hoş geldin Sedat yayınımıza. Merhabalar, hoş Sedat bulduk. abi. Sedat abi, şimdi ben direkt CHP ile başlamak istiyorum. Çünkü çok tartışmalı. Bu hafta bütün hafta CHP'nin kararlarını aslında konuştuk. İzmir adayı özelinde bu işleri konuştuk daha çok. Cemil Tugay'ı tercih etti. Tunç Soyer'in ismi çizildi. Aslında Tunç Soyer'e dair soru işaretleri vardı. Bu konuşuluyordu sürekli. Dile de geliyordu. Hani İzmirliler istiyor mu, istemiyor mu diye. Ve epey gecikmeli bir biçimiyle İzmir kamuoyuna duyuruldu. Cemil Tugay aday olarak gösterildi. İzmir'de de inanılmaz bir kıyamet koptu. Bu kıyametin nedeni ne? Sen nasıl okuyorsun, nasıl izledin bu haftayı? Her seçim bölgesinde CHP'nin aday belirledi, yani CHP aday belirledikten sonra bu tartışmalara tanıklık yapacağız. Çünkü bu süreci yönetemeyen bir CHP yönetimi var karşımızda. Yani Eskişehir'de farklı bir tabloyla karşılaşmadık. Hatay'da farklı bir tabloyla karşılaşmadık. Hani onlar daha küçük seçim bölgeleri olduğu için süresi çok uzun sürmedi. Ya da ne bileyim yankısı çok yüksek olmadı. Ama oldu. Yani sıkıntı oldu. İstanbul'un ilçelerinde de oldu. Yani halen orada bir tartışma yürüyor, yani Beşiktaş'ta yürüyor örneğin. Yani seçmen bazında, taban bazında ciddi bir tartışma da yürüyor orada. Şimdi şuradan başlamak lazım. Hani bu tartışmaların kökenine inmek için. Yani bu CHP'nin bu süreci, CHP yönetiminin bu yerel seçimde aday belirleme sürecini, işte ittifak yapabilme sürecini yönetemediğini biz her hafta konuşacağız seninle. Bunu not al. Hatta seçimden sonra da hani seçimde ortaya çıkan tablonun nedenlerini konuşurken de sürekli bunu gündeme getireceğiz. Şimdi değişim vaadiyle, değişim gibi böyle büyük bir iddiayla kurultaya gelip, kurultayda bunun üzerinde bir siyaset ortaya koyan, iddia ortaya koyan bir kadro yönetiyor bugün CHP'yi. Yani yöneticilerin büyük bir kısmı bir dönem önceki de CHP'nin yöneticileriydi. Değişimcilerin en büyük vaadi şuydu: ön seçim. Ön seçim nedir? Üyelerin önüne sandık koyacaksınız. İşte İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de, Hatay'da kimi belediye başkan adayı olarak görmek istiyorlarsa onu seçeceklerdi. Bundan vazgeçtiler. Çünkü niye? CHP'de belediye başkanlığı bir iktidar üretme sisteminin en önemli aparatı, aracı haline geldi. Bunu gördük yani. İşte Beşiktaş Belediye Başkanı'nın hemen atanmasının kökeninde de bu yatıyor. Yani elindeki 3-5 delegeyle kurultaydaki dengeyi bozdu. Ve bir anda ilk ilan edilen belediye başkan adayı oldu ki bir dönem önce de hani CHP içinde çok güçlü canavar gibi bir belediyecilik vizyonuna sahip olduğu için değil, CHP içindeki bir güç odağı olan Erdoğan Toprak'ın kontenjanından başkan seçilmişti. Şimdi İzmir'de de aynı tabloyla karşı karşıyayız. Sedat abi, belki buralarda küçük küçük araya girip sorular sormak istiyorum. İzmir'le yine devam edelim ama mesela Beşiktaş Belediyesi'nin adaylığı, sen Erdoğan Toprak dedin ya, hani İzmir'de Evet. örneğin Veli Ağbaba'nın da Çiğli Belediyesi'ne müdahale ettiği öne sürülüyor. Bu değişim, Özgür Özel'in etrafındaki değişimi savunan milletvekilleri, genel başkan, eski genel başkanları, bu kadro bir yönlendirme mi yapıyor? Ayrıca bu Beşiktaş Belediyesi'nin ya da İstanbul Belediyeleri açısından İmamoğlu'nun İzmir'de dahil, hatta İzmir'de sorayım buna, çünkü çok tartışılıyordu İmamoğlu müdahalesi. Sen bu müdahaleleri görüyor musun gerçekten? İzmir'e sonra geçelim yine. Tabii ki görüyorum. Yani sen direkt atıyorlar. Yani bir katkı sağlamak değil. Örneğin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu birlikte çalıştığı memurları atıyor belediye başkan adayı olarak ve İstanbul'daki ilçeler bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şube başkanlıkları haline geldi. Yani müstakil belediyeler olmak kimliğini yitirmiş vaziyette. Daha büyük şehri yönetecekseniz bunu isteyebilir misiniz? İsteyebilirsiniz. Ha, şu, buradan da şu sonuç çıkmasın. Hani atanan bürokratlar da alanlarında uzman isimler. Örneğin Maltepe'ye aday olarak gösterilen ismi İstanbul Mimar Odası Başkanlığı kimse itiraz etmez. Ama her yerde bu var mı? İşte Kartal'a, Beşiktaş'a niye insanlar şer düşüyorlar? Önümüzdeki dönemde muhtemelen daha farklı yerlere de, çünkü bunlar atamayla belirlenen belediye başkanlıkları. Veli Ağbaba örneğin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı
Pazartesi akşam açıklandı resmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adına. Cuma günü sabahleyin arıyor. Diyor ki toplantıyı erteliyoruz. Senin adaylığını pazartesi akşam açıklayacağız. O zamana kadar sabret, bekle diyor. Şimdi Veli Ağababa kendini MYK'nın parti meclisinin üstünde görüyor ve böyle bir taahhüte girebiliyor. Ve Veli Ağabey'in partide görevi yok. Ekrem İmamoğlu, işte Ataşehir eski başkanı ve Şişli eski başkanı açıkladı. Ekrem İmamoğlu çağırıyor, seni aday yapmayı düşünmüyoruz diyor. Daha parti meclisine bu mesele girmemiş bile. Daha görüşülmemiş buralardaki adaylar. Şimdi Ekrem İmamoğlu belediye başkan adaylarını belirleyecek bir karar alma mekanizmasının içinde değil. Yani bu onun görevi de değil. Yani genel başkan bunu söyleyebilir. Çünkü genel başkan partinin iradesini tek başına temsil etme yeteneğine, kullanma hakkına sahip birisi. Kurultaydan aldığı meşru yetkiyle yapıyor bunu. Şimdi böyle bir tablo çıkınca karşınıza, hani her şeyin güllük gülistan olmasını, hiç kimsenin hiçbir şeye itiraz etmesini beklemeniz sıkıntı olur. Bakın bu sorun var. MHP'de de Erdoğan propaganda yapıyor. Yani Erdoğan da sürekli bir eş başkanlık haliyle böyle bir tablo görününce sanki CHP'nin bir eş başkanlık sistemiyle yönetildiğine dair Özgür Özel'le İmamoğlu'nu yan yana koyuyor ve dolayısıyla da sanki buradan bir yıpratma çabasına giriyor gibi. ya Erdoğan'a küçük bir malzeme verdiğiniz zaman çıkar üstünde tepinir. Bu da tepinebileceği çok güzel bir malzeme. Çünkü CHP'de bu yönetim modeli CHP gibi partilerde işlemez. İşlese de çok zayiat çıkarır ortaya. Çok sorun, sıkıntı çıkarır. Nitekim görüyoruz. Daha bu hani daha net atamayla belirlenen yerlere de sıra gelmedi. İstanbul için de, İzmir için de söylüyorum. Hani İzmir'de Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na bir dönem, bir önceki seçimde İyi Parti'den milletvekili adayı olmuş bir kadına aday gösteriyorsunuz. Şimdi İzmir Karşıyaka'da gerçekten CHP'yi temsil edebilecek, CHP'nin değerlerini, siyasetini temsil edebilecek hiç kimse yok mu? Yani niye bir dönem önce İyi Parti'den milletvekili adayı olan ismi getiriyorsunuz, aday yapıyorsunuz? Hani bunun kritik bir yer olsa, işte Ankara'da var örneğin Gölbaşı, Ankara'da Polatlı var, Ankara'da Beypazarı var. Buralarda sağın MHP'lilerin daha güçlü olduğu yerler ve CHP listelerinden eski MHP'liler, hatta Polatlı'nın mevcut belediye başkanı şimdi CHP adayı oldu önümüzdeki seçimlerde. Sonuç almak istiyorsanız, belediye başkanlığı kazanmak istiyorsanız buralardan belediye meclisi üyesi sayısını arttırarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etmek istiyorsanız bunlar anlaşılabilir şeyler. Buralarda CHP kimliğine çok fazla takılmazsınız. Sonuç almak istiyorsanız ama siyaset yapıyorsanız tabii ki CHP kimliğini savunan ya da temsil eden insanlarla siz seçimlere girersiniz, seçimleri kaybedersiniz ama bu kayıp politik bir kayıp değildir. Aynı şekilde hani CHP'li olmayan adaylarla kazandığınız zaman nasıl bu politik bir kazanç olmazsa aynı şekilde. Ama siz niye bunları yapıyorsunuz? Bunun bir anlamının olması lazım. Yani öyle bir başka parti kimlikli biriyle kazanma ihtimaliniz olmayan yerlerde, yani CHP'li bir kimlikle çok rahat kazanacağınız yerlerde başka partili kimlikli insanlara aday gösterdiğiniz zaman sizin partinizin emekçileri tabii ki isyan eder. Çağrı, şunu unutmamak lazım. Bakın bu parti yöneticileri, özellikle CHP yöneticileri bunu çok çok unutuyorlar, atlıyorlar, ıskalıyorlar ve bunu bilinçli yapıyorlar. Ben buradan bir uyarı yapayım bunlara. Bu partinin faydalananları seçilen milletvekilleridir, seçilen belediye başkanlarıdır. Bunlar bu partiden faydalananlardır. Bu partiden faydalanmayanlar bu partinin seçmenleridir. Bu partinin üyeleridir. Bu partiye emek veren partinin emekçileridir. O yüzden bu partiden faydalanan insanların bu faydalarını arttıracak kararlar almamaları gerekir. Bu bir etik sorun değildir. Aynı zamanda bu politik bir sorundur. Siz taban ne diyorsa bunu yapmak zorundasınız. Çünkü o tabanın tercihiyle bugün bu partinin yarattığı olanaklardan faydalanıyorsunuz. Bu faydalanmayı başka türlü faydalanmalara dönüştüremezsiniz. Ve bunun mekanizması da açıktır işte. Nedir? Kurultaydır. 1 Nisan'da bu faydalanma meselesinden rahatsız olan insanlar o kurultayı gündeme getirecekler doğal olarak. Bu konuyla beraber aslında devam edeceğimiz bir tartışma olabilir. Özgür Özel'e nasıl yansıyacak bütün bunlar daha sonrasında? Yani bütün
Mesela bir başarı oranı CHP'nin ne olur? 10 büyük şehirde CHP belediye başkanlığı vardı. Şimdi tartışmalı iller var. Mesela Antalya bir taraftan tartışılıyor ne olacak diye, kaybetme riski var. Hatay'ın keza benzer bir biçimde tepkisi çok yüksek. Ya İzmir elbette ki kaybedilmez gibi görünüyor ama büyük bir tepki aldı oradan, her ne kadar İzmir bir kale olsa da Özgür Özel açısından. İstanbul başa baş eden bir durum söz konusu. Yani aslında riskli tercihlerle riskli adımlar attı. Bütün 31 Mayıs Mart'tan sonra 1 Nisan'da biz uyandığımızda Özgür Özel'i nasıl değerlendireceğiz? Ya bu işlerin bütün sorumlusu genel başkandır. Ya nasıl değerlendireceğiz? Yani bütün başarısızlıklar onun sırtına yüklenilecektir. 14'te 28 Mayıs'tan sonra bütün başarısızlıklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun sırtına yüklenmedi. Bizzat bu kadro tarafından yüklenildi. Hatta o dönem, o süreci Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte götüren insanlar bugün CHP'de yönetici. Demek ki onların sırtına yüklenmiyor. Günah keçisi kim oluyor? Haklı olarak da sorumluluk onda çünkü. Yani genel başkansa irade ortaya koyar. Riskli kararlar almaz, riskli adaylar belirlemez. Şimdi bu büyükşehir belediyeleri, ben şunu görüyordum net bir şekilde, düzgün bir stratejiyle, yani sistematik ve böyle birlikte bir mekanik işletebilen muhalefet bile oluşsaydı, bugün CHP'nin elindeki 11 olan büyükşehir belediye sayısı 15'e falan çıkardı. Küçümmadıkları yerlerde belediye başkanlıklarını kazanabilirlerdi ama bunu işletemediler. Niye? Şundan, 2019'da bir ittifak kuruldu. Hani her kent içinde ayrı bir ittifak modeli de işledi. Mersin başkaydı, İstanbul başkaydı, Ankara başkaydı. Ama önlerine şunu koymuşlardı. Politik bir hedefi vardı bu ittifakın ve HDP'yi de yörüngesinde tutabildi bu önlerine konulan hedef. Neydi bu? Cumhur İttifakı'nı geriletmek, durdurmak. Cumhur İttifakı'na, Erdoğan rejimine bir direnç oluşturmak ve bu direnç oluşturmak, durdurup oluşturulan dirençle ileriye dönük bir politika uygulamaktı. 14 Mayıs'a kadar böyle gelindi. O zamana kadar 2019, 31 Mart 2019 seçimlerinde kurulan ittifak modelinin aldığı sonuçla 14 Mayıs 2023 seçimlerine kadar gelindi ve bu sistematik, bu mekanik işleyerek gelindi. Şimdi önüne böyle bir model koymuş değilsiniz. Bir de hani DEM, dünün HDP'si, ya biz böyle bir işbirliği sağladık, katkı sağladık. Bugün ne değişti? Yani sonuç alamadı bu model. Sonuç alabilseydi ya da ısrarcı olunabilseydi burada, çünkü kolay bir iş değildir. Bugün devlete karşı muhalefet ediyorsunuz siz. Şimdi siz demin kafasını çalıp ne diyeceksiniz? Ya ben size adaları, Esenyurt'u vereyim, hadi sen de büyük şehirde bana destek ver. Demin böyle bir derdi yok, hele tabanın hiç derdi yok. Çünkü bir dönem önce rejime karşı direnç oluşturmak için bu desteği vermişti. Bu ittifak modeline evet demişti ama olmadı. O direnç ilerleyemedi, ileri taşınamadı. Muhtelif nedenlerden dolayı. Şimdi yani CHP tam şu noktada, DEM cephesinden bakarak söylüyorum bunu. Ben kafama göre adayları açıklayayım, atayım, İzmir'de dahil. Çünkü İzmir'de DEM Partisi bir tercih önerisinde bulundu. Bir önerisi var İzmir'de. Aday önerisi var DEM'in. Ben adaylarımı kafama göre belirleyeyim ama sen beni destekle. Böyle bir siyaset dünyanın hiçbir yerinde yok. Bakın, CHP'nin kendi içinde belirlediği adaylara CHP'lilerin de oy vermeme ihtimali var. Şimdi CHP'lilerin oy vermeme ihtimali olan adaylara sen CHP'li olmayan seçmenden oy talep ediyorsun. Ve bunun adını ittifak olarak falan açıklıyorsun. Yani yüzüne gözüne bulaştırılmış, sadece yönetilememiş değil, muhtelif de hatalar yapılmış bir yerel seçim süreci görüyoruz. Sadece aday belirlemeyi söylemiyorum. Bunu birinci sıraya yazalım. İkinci sıra ittifak modelleri de buna dahil. Evet. Şimdi CHP sadece CHP için böyle değil, DEM Parti biraz değindik. DEM Parti içinde tartışmalar var. Şimdi kent uzlaşısı kapsamında birçok ilde görüşmeler sürüyor. O da hala da çalışmalar devam ediyor ama son günlerdeki kulislerde 2 gündür hatta Başak Demirtaş'ın artık İstanbul'da olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Ve kulislerde yine kent uzlaşısı olarak hala altını çiziyorum, çalışmalar devam ediyor. Fakat Mersin dışında çok da bir anlaşma yokmuş gibi bilgiler yansıyor. Sen o koridorları nasıl takip ettin? Neler oluyor DEM'de?
Ya ben birkaç ay önce yazdım. DEM Partisi Mersin'de bir aşama kaydetti. Adana, Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara çok zor gözüküyor diye. Yani 2-3 ay önce benim yazdığımı bu parti yönetimlerinin görmüyor olması mümkün değil. Çünkü DEM'in tabanında DEM yöneticilerin seçimler sonrasında Türkiye genelinde tabanla, üyelerle toplantılar yaptılar. Bu toplantılarda üyelerin ya da tabanlarının ilk söylediği şey şuydu, ilk talepleri buydu. Sakın ittifak yapmayalım. Yani buna kayıtsız kalamaz bu parti. O yüzden Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş adını dillendirilmesini sağlayarak bir hamle yaptı. Bu hamleyle İstanbul'da DEM'in aday çıkarmamasının önünü kesti. Yani DEM Partisi İstanbul'da aday çıkaracaktır. Ha, iddialı bir aday çıkarmak zorunda ama DEM varlığını devam ettirmek istiyorsa, yani İyi Parti nasıl şunu söylüyor, ben kendi partimin gücünü ölçeceğim diyor. Şimdi bu İyi Parti için helalse DEM Parti için niye haram oluyor? DEM Parti'nin sıkıntısı İyi Parti'den daha fazla. Çünkü 8,5'a düşmüş oyu. Yani baraj aşağı düşürüldükçe oyu da düşüyor. Bir dönem sonra bir baraj sorunuyla karşı karşıya kalabilir derneğin toparlanması ve eskisi gibi sol sosyalist partilerle de ittifak yapması çok kolay olmuyor. Onlar da ayrışmış vaziyette. Şimdi bu seçimde güçlü olmak zorunda. Çünkü o gücünü kaybederse kayyumlara direnecek politik bir şeyi kalmaz, zemini kalmaz. O kitle arkasında, o kitleyi kaybettiği sürece direnci azalır. Direneceği noktalar, direneceği zemin azalır. Şimdi İstanbul'da Ali Kenanoğlu çok önemli bir isim. Başak Demirtaş çok önemli isim. Demin de buna ihtiyacı var. Şimdi siyaset yapıyorsanız hani ilçe belediyesi verirler mi vermezler mi çok bilmiyorum. Orayı da özellikle açıklamıyorlar. Dillendirilen yerler olduğu için söylüyorum Esenyurtlu adaları. Çünkü Esenyurt'a herhalde sosyalist bir partinin adayını işte şeye de Esenyurt diyorum pardon adalara bir sosyalist partinin adayını şeye de Esenyurt'a da demin adayını koymak gibi niyetleri var. Hani bu bir ittifak için pazarlık meselesi ise yani masada bu varsa bugüne kadar çözülürdü. Olumlu ya da olumsuz çözülmediğine göre başka başka şeyler var demek ki. Şimdi Başak Demirtaş kadın ve bir Kürt ve de eşi eski bir lider ve bugün Kürtlerin de çok önemsediği politik olarak bir liderin eşi olarak İstanbul'da demin oyunu aşabilecek bir oy alma potansiyeline sahiptir. Yani AK Parti'nin tabanındaki AK Parti'nin küskün Kürtlerinin, muhafazakar Kürtlerinin bile oyunu alabilir. CHP'den oy alabilir, kadınlardan oy alabilir. Şimdi Ali Kenanoğlu, Aleviler için çok önemli bir isim. Ve Aleviler ciddi bir kırıklık yaşıyorlar. Hem Ekrem İmamoğlu'na, hem Özgür Özel, hem CHP, hem de İstanbul'da belirlenen adaylara. Yani o kimlikle aday olduğu söylenen isimlere de çok tepkililer. Aday olma yöntemleri nedeniyle bu tepkilerini ortaya da koyuyorlar. Şimdi CHP'nin altını tamamen boşaltacak bir aday ikilisidir bu ikisi. Ve bunu çözmek, DEM eğer bundan vazgeçerse, bu politik bir risktir kendisi açısından. Göze alır mı almaz mı çok bilmiyorum. Çünkü bundan sonraki bu risk nedeniyle derlerin toparlanma sıkıntı çıkar. CHP bunu önleyemezse bu da CHP için, Ekrem İmamoğlu için çok büyük risktir. Yani bu yerel seçimi şöyle kazanamazsınız. Ben kent ittifakı kuracağım. İşte seçmenler, muhtelif kimlikteki seçmenler bana gelip oy verecekler. Değil. Bir önceki seçimde de öyle değildi. Burada da böyle olmayacaktır yani. O nedenle DEM üstünde yoğun bir baskı da var tabii ki. Yani DEM'in kendi içinde de sadece sol sosyalist o bileşenler, karar alma sürecinde kurumsal olarak katılan bileşenlerin bir talebi var CHP'li ittifak görüşmelerinin sürmesine. Onun dışında Kürt kanadının DEM içindeki Kürt kanadının ittifak yapılmasına sıcak bakması mümkün değil. Evet, belki de bu yüzden biraz daha çıktı Başak Demirtaş'ın adı. Şimdi ben yeniden, bunlar hep iç içe geçmiş tartışmalar tabii ki. DEM'i konuşurken illaki CHP'yi konuşurken DEM'i de konuşmak durumunda kalıyorsun. Çünkü işbirliği görüşmeleri sürüyor bir taraftan da. Şimdi bir de son dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında kulis bilgileri yansıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na randevu vermediğine dair. Buna dair sana gelen bir şey var mı? Ben
Var tabii, geçen haftaki yazımda da ben söz etmiştim. Yani bazı isimlerle hiç görüşmek bile istemiyor. Özgür Özel'i ayrı tutuyor bunlardan demiştim. Oradaki kastettiğim isimlerden bir tanesi Ekrem İmamoğlu. Yoksa şimdiye kadar Ekrem İmamoğlu çok seviyor çünkü. Yani Hikmet Çetin'le de görüşmeyi, Murat Karayalçın'la da görüşmeyi, Altan Öymen'le de görüşmeyi çok seviyor ve muhtemelen birkaç denemede bulunmuştur. Nitekim Altan Öymen'in eşinin cenaze töreninde bir akşam davetine, akşam birlikte olalım, yemek yiyelim davetinde bulundu. Kameraların önünde Ekrem İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu başkasına sözüm var dedi. Nitekim de doğruymuş. Emre Kongar ve işte Canan Kaftancıoğlu, Bülent Kerimoğlu'nun bulunduğu Emre Kongar tarafından organize edilmiş. Önceden de belirlenmiş bir yemeğe katıldı. Orada da yani bir çay kahve içmek için bile şey yapabilirdi. Gelmedi, bu bir tavır. Yani bunun adını koymak lazım. Yani Ekrem İmamoğlu'na karşı tavırlı. Ama bunun muhtelif nedenleri var. Özel görüşmelerinde Kemal Kılıçdaroğlu bunları anlatıyor da biraz. CHP'nin kurumsal yapısına uygun olmayan bir takım muamelelere muhatap olduğu için hem kurultay sürecinde hem de daha sonrasında birazcık kırgınlığı var Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu doğru. Yani bu bir dedikodu değil. Yani bunu taraflara sorduğunuz zaman nasıl yanıt verirler çok bilmiyorum. Tabii kamera karşısında başka yanıt verirler. Özel baş başa görüşmenizde farklı yanıt verebilirler ama mevcut tablo üzerinden bir okuma yapacaksak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı mesafeli olduğu, sadece o değil bazı isimler de var parti yönetiminde bugün. Mesafeli olduğu biliniyor. Yani çok çok rahat anlaşılıyor, öyle söyleyeyim. Evet. Peki şimdi bu kadar hani hem adaylar meselesi, artık bu da son sorum olsun Sedat abi. Hem bu kadar adaylar meselesinde tartışma yaşanması. Daha önce işte İyi Parti ile olan yaşanan tartışma, ki bunu seninle konuşmuştuk. CHP'nin, daha doğrusu İyi Parti'nin CHP'li yaşadığı tartışma diyelim. Çünkü CHP'den o kadar ses çıkmadı bu konuda. Ama adaylar dağınıklığı, muhalefetin yan yana gelmemesi, Kemal Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun konuştuğumuz birbirleriyle artık kontak kuramayan hale gelmesi. Dışarıdan baktığımızda muhalefette, özellikle de ana muhalefette büyük bir dağınıklık görüyoruz. Ama AK Parti'ye, AKP'ye baktığında daha bütüncül, hani sesinin çıkmadığı, gerçi orada hani denklemlerden farklı ilerliyor olabilir, Erdoğan'ın sözünün dışında bir söz olmadığı için elbette. Ama bu muhalefetin dağınıklığı nasıl sonuçlanacak? Riskli bir seçime gidiyoruz sanki. 2 ay da kaldı. Tabii ya, bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir model var. Yani bugün niye Dem'le CHP bu kadar sorunlu bir şekilde ittifak görüşmesi yapsın ya da AK Parti ile Yeniden Refah Partisi? Bu sistemin dayattığı bir şey. Yani eskiden olsaydı bütün partiler kendi şeylerine, kendi logolarıyla girerdi. Aldıkları oyla ya kazanırlardı ya kazanmazlardı. İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın 94 seçimlerinde kazandığı zaman aldığı oy oranı %24'tü. Bir arkasındaki de %24'e yakındı. Küsuratla kazanılmıştı. Ankara'da %26 ile kazanmıştı Melih Gökçek. Yani %24-25 oy aldığınız zaman belediye başkanlığını kazanabiliyordunuz. Ama şimdi öyle değil. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği bir dayatma söz konusu. Bu ittifaklar o yüzden partilerin kendi dengelerini de bozuyor. Yani karşınızda MHP ile AK Parti'nin iyi de işleyen bir işbirliği var. Onun da bir takım semptomlar var. Sıkıntı yaratmıyor değil, yaratıyor tabii. Tabanda da yaratıyor, parti yönetimlerinde yaratıyor ama MHP ile AK Parti yani yönetim hiyerarşisi açısından hani çok böyle kuramsal olarak, parti olarak da adlandırabileceğimiz yapılar değil. Yani liderleri bulunan siyasi hareketler bunlar. Önlerine koydukları hedef de iktidar olmak, devlet aygıtına sahip olmak falan. O nedenle zaten yani AK Parti'nin oyu son seçimde %42'den %35'e düştü. %7 oyu düşmüş bir AK Parti'de sıkıntı, sorun yaşanmaması mümkün mü? Yaşanmadı. Niye? Çünkü seçim kazanıldı ve lideri Cumhurbaşkanı oldu. Devlet aygıtları ellerinde kaldı. MHP'de %10'u buldu. Oraydı zaten hedefi. Ve sorumluluk almadan faydalarından yararlandıkları devlet yönetimine dahil oluyorlar. Şimdi onlarla bu tarafı karşılaştırmamak lazım. Bu tarafta muhalefet yani çok savruk. Önüne bir hedef koyamıyor ve bunları koordine edebilecek, organize edebilecek herhangi birisi yok. Kemal Kılıçdaroğlu zor da olsa, sıkıntılı da olsa bunu başarmıştı. Yani 24 Haziran 2018 seçimlerini, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde çok sıkıntı yaşansa, çok sorun yaşansa da senkronize bir şekilde hareket etmelerini sağlamıştı. Şimdi denklemden o da çıkınca, bir de tabii ki 14-28 Mayıs'ta beklentiler gerçekleşmeyince artık burası yönetilemez bir hale geldi.
Evet. Evet Sedat abi, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Siyasi koridorlarda neler konuşuluyor, bunları konuştuk. Yeniden haftaya görüşeceğiz seninle de. Teşekkür ederim yayına Görüşmek üzere. katıldığın için. Hoşça kal. Sağ olasın.